Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz cümle türleri. Cümleleri dizilişine göre ve anlamına göre olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Dizilişine göre cümleler kurallı cümleler, devrik cümlelerdir. Anlamına göre cümleler ise olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi olmak üzere üçe ayrılırlar. Önce bir cümlenin tanımına bakalım. Bir duyguyu, düşünceyi ya da isteği belirten ya da yapılan bir işi anlatan söz ya da kelime grubuna cümle denir. Cümlenin tamamlanması için, bir cümle olması için bir yargı belirtmesi gerekir. Örneğin, yarın okula gideceğim. Bu bir cümledir, evet. Neden? Çünkü yarın okula deyip bırakmamış bana. Yarın okula gideceğim. Orada bir yargı var. Gideceğini söylüyor bana. Bu bir cümledir. Çok üşüdüm. Üşüdüm kelimesiyle cümle tamamlanmış. Trafik kurallarına uymalıyız. Sağlığımız için dengeli beslenmeliyiz. Dişlerimizi fırçalamalıyız. Bunu kim aldı? Şimdi ben şu cümleye baktığımda cümlelerin soru cümlesi halinde görebiliyorum. Devam edelim. Cümleler en az bir kelimeden oluşur. Yani ben çok diye bir kelimeyle cümleyi tamamlayamam. Evet. En az bir kelimeden oluşur. Doğru. Ama o kelimenin bana anlamlı bir şey söylemesi lazım. Evet. Bir cümledir mesela. Evet kelimesiyle ben bir cümle oluşturabilirim. Ya da senin adın ne diye sorduklarında Burcu dediğimde o Burcu kelimesiyle bir cümle oluşturabilirim. Bir kelime bile olsa. Cümledeki kelime sayısı anlatılmak istenene göre değişir. Evet, başta söylediğimiz gibi cümleler kurallı cümle, devrik cümle, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi olmak üzere beşe ayrılır. Kurallı ve devrik cümleden başlayalım. Bir cümlenin kurallı olması için cümledeki iş, oluş, hareket bildiren kelime ya da kelime gruplarının en sonda olması gerekir. Kurallı cümle. Kurallı cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren kelimeler en sonda olur. Az önce okuduğumuz gibi en sonda olacak. Babam eve geç geldi. Burada hareket, iş, oluş, yargı bildiren kelime geldi sözcüğüdür. Geldi kelimesidir. Bakıyorum ki cümlenin sonunda. O yüzden bu bir kurallı cümledir. Sinemaya gittim. Yargı bildiren kelime gittim kelimesi. Annem temizlik yaptı. Annemin ne yaptığını bildiren kelime yaptı kelimesi. Ne iş gördüğünü. Yaptı kelimesinin de bakıyorum ki sonda bunlar kurallı cümleler. Şimdi devrik cümleyle farkı neymiş? Devrik cümle kurallı olmayan devrik cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren kelimeler cümlenin sonunda bulunmaz. Bu demek değil ki eğer yargıyı cümlenin herhangi bir yerine aldığımda hemen devrik cümle yapabilirim. Hayır. Kesinlikle cümlenin anlamlı olması gerekir. Eve geç geldi babam cümlesinde geldi kelimesi cümlenin ortasında, sonunda değil. O yüzden cümle devriktir. Cümle sallanmış, sallanmış, çalkalanmış ve devrilmiş. Geldi kelimesi ortaya gelmiş. Ve cümle devrik olmuş. Gittim sinemaya. Bu cümlenin kurallı hali aslında sinemaya gittimdir, değil mi? Sinemaya gittim kelimesi dönmüş dönmüş çalkalanmış oynamış ve gittim kelimesi hop sondan başa gelmiş. Yani cümle devrilmiş ve devrik olmuş. Temizlik yaptı anne. Burada yargı bildiren kelime yaptı sözcüğüdür. Bu cümlenin aslında kurallı hali annem temizlik yaptıdır, değil mi? Cümle sallanmış, çalkalanmış diyoruz ve cümle devrilmiş diyoruz. Ne olmuş? Yaptı kelimesi sondan hop ortaya gelmiş ve temizlik yaptı annem olmuş ve cümle devrik hale gelmiş. Şimdi karışık verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. Büyüyünce tırtıl kelebeğe dönüşür. Hemen kurallı yapabilmek için önce yargı bildiren kelimeye bakıyorum. Karışık verilen kelimelerde bana yargı bildiren kelime dönüşür kelimesidir. Burada tesadüfen sona gelmiş tabii ama her zaman böyle sonda olmayabilir. Önemli olan cümleyi anlamlı hale getirmek.
Ama şunu biliyorum ki yargı bildiren kelime her zaman sonda olacak kurallı cümlelerde. Cümlenin kurallı anlamlı hali tırtıl büyüyünce kelebeğe dönüşür. Yargı bildiren kelimeyi de sona aldım. Yavrularını taşırlar kangurular keselerinde. Şimdi hemen yargı bildiren kelimeye bakıyorum. Bakın burada kelime nerede? Taşırlar. Şimdi bunu ne yapacağım? Son alacağım kurallı cümlede. Cümlenin kurallı anlamlı hali kangurular yavrularını keselerinde taşırlar. Vardır hortumları çok fillerin uzun. Hemen bakıyorum. Yargı bildiren kelime vardır. Fillerin çok uzun hortumları vardır. Develer ile sağlanır çöllerde ulaşım. Hemen sağlanır kelimesini gördüm orada. Çöllerde ulaşım. Develer ile sağlanır diyerek kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturmuş oldum. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturalım. Yine aynı şekilde karışık kelimeler vermiş bana. Anlamlı kurallı cümleler oluşturacağım. Sayesinde balıklar solungaçları alır nefes. Hemen yargı bildiren kelimeyi gördüm orada. Alır kelimesi. Anlamlı yapıyorum. Balıklar solungaçları sayesinde nefes alır. Dönüşür tırtıllar güzel bir kelebeğe. Dönüşür kelimesi yargı bildiren kelimedir. Tırtıllar güzel bir kelebeğe dönüşür diyerek cümleyi anlamlı getirdim. Sıcak yetişir ülkelerde kaktüsler. Yetişir kelimesini gördüm hemen ve yuvarlak içine aldım. Kaktüsler sıcak ülkelerde yetişir diyerek cümleyi anlamlı ve kurallı hale getirdim. Aşağıdaki cümlelerden kurallı olmayanların kutusunu işaretleyelim. Senden ne istiyor o zaman? Devrik olanları işaretle diyor. Kurallı olmayan diyorsa eğer devriyi istiyordur. Zavallı kuş başladı ağlamaya. Hemen yargı bildiren kelimeye bakıyorum. Başladı kelimesi yargı bildirir. Cümlenin neresinde? Ortasında, başında da olabilirdi ama sonda değil. Sonda değilse kurallı değildir yani devriktir. Benden devriyi istiyorsa hemen işaretledim. Çam ağacının yaprakları dökülmez. Dökülmez kelimesi burada yargı bildirir ve cümlenin sonundadır. O zaman bu kurallı cümledir. Geçiyorum. İlkbahar ayıdır Mart. Ayıdır burada yargı bildiren kelime ve cümlenin ortasında. O yüzden devrik. Kırmızı ışıkta durmalıyız. Durmalıyız kelimesi yargı bildirir ve cümlenin sonundadır. O yüzden cümle kurallıdır. Geçtim. Güzel anlatır dersi öğretmenim. Anlatır kelimesi yargı bildiren kelimedir ve cümlenin ortasındadır. O yüzden devriktir. Bilgisayarım bozuldu. Bozuldu kelimesi burada yargı bildiren kelime ve cümlenin sonunda. Bunu da işaretlemiyorum çünkü kurallı. Anlayamadık zamanın nasıl geçtiğini. Anlayamadık. Bakın burada ortada değil. Başta. O yüzden cümle kurallı değil. Devrik. O yüzden de işaretliyorum. Kurallı olmayan cümleleri kurallı cümle haline getirelim. Olmuştu akşam. Yargı bildiren kelime olmuştu. Hemen cümlenin sonuna alıyorum kurallı yapabilmek için. Akşam olmuştu oluyor. Ali kaçırdı servisi. Yargı bildiren kelime kaçırdı. Ali servisi kaçırdı dersem yargı bildiren kelimeyi sona alırım ve cümleyi kurallı yaparım. Salladı karabaş kuyruğunu. Salladı kelimesi yargı bildiren kelime. Cümlenin sonuna almam gerek kurallı olması için. Karabaş kuyruğunu salladı diyerek kurallara getirdim. Suladık bahçedeki çiçekleri. Suladık kelimesi kurallı olması için son almam gerekir. Bahçedeki çiçekleri suladık. Nalumlu cümle. Bir olayın, düşüncenin, isteğin gerçekleştiğini ya da herhangi bir özelliğin var olduğunu belirten cümle. Cümleye soracağım. Bu eylem olmuş mu? Gerçekleşmiş mi? Ya da gerçekleşecek mi? Eğer cümlede ma olumsuzluk ekini göremiyorsam o cümle olumlu cümledir. Ablam ders çalıştı. Çalışmış, olmuş bir eylem. O yüzden olumlu. Kedim süt içti. Köpek havladı. Kardeşim yaramazlık yaptı. Dolapta peynir var. Soğukta çok üşüdüm. Çok yemek yedi. Erkenden uyudum. Bu cümlelerin hepsi olmuş, gerçekleşmiş cümleler. O yüzden olumlu cümleler. Bir olayın, düşüncenin, isteğin gerçekleşmediğini ya da bir özelliğin var olmadığını belirten cümlelerdir.
Bakın bütün cümlelerde hepsinde me, ma olumsuzluk ekleri var. Hiç uykum gelmedi. Gelmedi. Eylem gerçekleşmemiş, olmamış. O yüzden olumsuz. Bugün oyun oynamadım. Onu ben almadım. Olumsuz. Yemek yemedim, sinemaya gidemedim, okula gidemedim. Hiçbiri olmamış bunların. Evet, kocaman bir not. Hemen dikkate alıp okuyoruz. Eyleme getirilen me, ma ekleri ya da cümle sonuna getirilen yok, değil kelimeleri cümleyi olumsuz yapar. Burada yok, değil kelimelerine bir örnek yok. Hemen örnek verelim. O kitap benim değil. Bakın burada me, ma kelimesi yok ama değil kelimesi var. Bu da cümleyi olumsuz hale getirir tabii ki. Olumsuz eylemler. Aşağıda iş, oluş, hareket bildiren kelimelerden, eylemlerden yani. Olumsuzunun yazılı olduğu vagonu boyayalım. Ben işaretleyeceğim. Ağladım. Olmuş, gerçekleşmiş, ağlamış. Geçiyorum. Güldüm. Evet, güldüm. Bu eylemi yaptım. Olumlu. Ağlamadım. Olmadı. Eylemi gerçekleştirmedim. O yüzden bu olumsuzdur. Uyudu, uyumadı, uyuyacak. Burada mema eki alan kelime, uyumadı kelimesi olumsuzdur. Çözdü, çözmedi, bağladı. Çözdü ve bağladı kelimeleri gerçekleşmiş eylemlerdir ama çözmedi, mema eki alarak olumsuz hale gelmiş. Gördüm, geldim, görmedim. Görmedim eylemin gerçekleşmediğini gösterir. Kayboldu, bulundu, kaybolmadı. Mema eki alarak olumsuz hale getirmiş. Aradı, bulamadı, buldu. Aradı, eylemi gerçekleştirdi. Buldu, eylemi gerçekleştirdi. Bulamadı, eylemi gerçekleştiremediği için olumsuz. Olumlu cümleleri örnekteki gibi olumsuz cümle yapalım. Yardımlaşma konusunu iyi öğrendim. Hemen örneğe bakıyorum. Yardımlaşma konusunu iyi öğrenmedim. Mema eki getirerek olumsuz hale getirmiş. Simidimi arkadaşımla paylaştım. Burada hemen yargı bildiren kelimeye bakıyorum önce. Paylaştım kelimesi, yargı bildiren kelime. Simidimi arkadaşımla paylaşmadım. Bu paylaşmak kelimesine mema eki getirerek cümleyi olumsuz hale getirebilirim. Bugün tüm arkadaşlarıma selam verdim. Verdim, vermek kelimesi yargı. Bugün tüm arkadaşlarıma selam vermedim. Mema getirerek olumsuz yaptım. Hastalanan arkadaşımı ziyaret ettim. Ziyaret etmek olumsuzu ziyaret etmemektir. Hastalanan arkadaşımı ziyaret etmedim. Her besinden yeteri kadar yedim. Yedim kelimesi yargı bildirir. Her besinden yeteri kadar yemedim. Yemedim de onun olumsuzudur. Cümleyi olumsuz yapar. Tablolardaki cümleleri örnekteki gibi olumlu ya da olumsuz olarak işaretleyelim. Sabah erkenden kalktım. Kalktım, bu işi yaptım. Oldu. Evet, o yüzden cümle olumlu. Futbol kursuna daha yazılmadım. Henüz yazılmadım, daha olmadı bu eylem. O yüzden cümle olumsuzdur. Çayı şekerli içerim. İçerim, bunu yaparım. Olumlu. Öğretmenimiz geldi. Sınıfa geldi öğretmenimiz. Bu eylem oldu. O yüzden olumlu. Olumlu olarak işaretlediğim cümle 3 tanedir. Hava güneşli değilmiş. Değil. Olumsuz. Ayça çok komiktir. Komiktir. Her zaman böyle olur. Olumlu. Bugün onu hiç görmedim. Mema eki getirerek olumsuz yapmış. Dere kenarında piknik yaptık. Onu yaptık. Bu oldu. Olumlu. Olumsuz olarak işaretlediğim cümleler 2 tanedir. Cümleler anlamına göre olumluyu seçen yerin içine gülen yüz, olumsuz ise üzgün yüz resmi yapacağız. Kuşlar sonbaharda sıcak ülkelere göçer. Bunu yaparlar. Kuşlar bunu yapar. Cümle olumludur. Gülen yüz. Bugün sınıfı havalandırmadık. Bu eylemi yapmadık. Üzgünüz. O yüzden cümle olumsuzdur. Kurbağa hem karada hem suda yaşar. Kurbağa bunu yapar. Olur bu. Olumlu. Her hafta tiyatro izlemeye gideriz. Bunu yaparız. Olumlu. Atatürk'ün hayatını öğrendik. Olumlu bir cümledir. Bugün günlük tekrar yapmadım.
olmadı. Olumsuzdur. Bakın görüyor musunuz? Mema var. Mema var. Geçelim soru cümlesine. İşin yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla kurulan cümleler soru cümlesidir. Soru cümlelerinin sonuna mutlaka soru işareti konulur. Soru cümlelerinde hangi, nasıl, nerede, kim, ne, ne için gibi kelimeler kullanılır. Bunlar sadece bazıları. Bunlardan çok farklı soru kelimeleri de vardır. Nereden geliyorsun? Burada nereden kelimesiyle sağlanmış soru anlamı. Ne zaman tatile gideceksin? Ne zaman kelimesiyle sağlanmış. Çocuklar nerede top oynuyorlar? Dediğimde nerede kelimesiyle sağlanmış. Okula niçin gelmedin? Niçin kelimesiyle sağlanmış. Hemen nota bakıyorum. Mi, mısın, soru ekleri kendisinden önce gelen kelimeden her zaman ayrı yazılır ve sonuna da soru işareti koymayı asla unutmuyoruz soru cümlelerini. Verilen cümleleri ve elmaların içinde yazılı kelimeleri kullanarak örnekteki gibi soru cümleleri haline getirelim. Ebru pencereden dışarı baktı. Hemen nasıl bir cümle yapacağımı şuradan bakıyorum. Kim kelimesini soracağım. Kim pencereden dışarı baktı diye sormam gerekir. Babam pazardan kiraz aldı. Babamın ne aldığını merak ediyorum. O zaman babam pazardan ne aldı diye soracağım. Yağmur yağdığı için ıslandık. Niçin ıslandık diye merak ediyorum. Niçin de olur, neden de olur. İkisi de sebebini bildirir. Nerede kelimesiyle ilgili bir soru cümlesi kuracağım. İstanbul'da oturuyorum ki cümlesinin soru hali nerede oturuyorsundur. Bu yaz Antalya'ya gideceğiz. Ne zaman gideceğiz? Ya da ne zaman Antalya'ya gideceksiniz? Cümleyi soru haline getirir. Mi soru eki cümleye her zaman soru anlamı katmaz. Pekiştirme anlamı da katabilir. Cümleyi dikkatli bir şekilde okuyup yorumlamak gerekir ki soru anlamımı, pekiştirme anlamımı kattığını görebilelim. Örnek verecek olursak. Güzel mi güzel bir elbise aldım? Bakın soru soruyor muyum? Güzel mi güzel bir elbise aldım? Soru anlamı var mı? Yok. O yüzden bu bir pekiştirme cümlesidir ve sonuna da nokta koyulur. Sinirli mi sinirli bir insandır? Soru hali var mı? Yok. Sinirli mi sinirli bir insandır? O yüzden bu da bir pekiştirme cümlesidir. Sonuna da nokta konulur. Sorularda her mi ekini gördüğümüz yerlere soru cümlesidir demeyeceğiz. O yüzden lütfen cümleleri dikkatle okuyalım. Soru anlamımı, pekiştirme anlamımı olduğuna dikkat edelim. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulmaz? Hemen bakıyorum şıklara. Bu tür sorularda önce yapmam gereken bütün kelimeleri bir gözden geçirmek. A şıkkına bakıyorum. Çocukları severdi Atatürk çok. Hemen bunu anlamlı ve kurallı bir cümle yapabilir miyim? Bakıyorum. Atatürk çocukları çok severdi. Evet, oldu. O zaman hemen bu şıkkı eledim. Oyuna ve spora çocuklar ihtiyaç. Allah Allah, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şey yapamıyorum çünkü şıkta yargı bildiren bir kelime yok. Çocuklar oyuna ve spora ihtiyaç duyarlar. Duyarlar kelimesi eğer şıkta olsaydı cümleyi anlamlı ve kurallı bir hale getirebilirdim. Fakat eksik kelime verdiği için cümleyi anlamlı ve kurallı hale getiremiyorum. Fakat ne yapıyorum? Hemen diğer şıkkı da okuyorum işaretlemeden. Çocuklara bayram hediye etti Atatürk. Cümlenin bu hali devriktir. Ama ben Atatürk çocuklara bayram hediye etti diyerek cümleyi kurallı hale getirebilirim. Yani A ve C şıkkını elediğimde cevabın B şıkkı olduğunu, orada bir kelimenin eksik olduğunu görebiliyorum. Senin bende kalmış kitabın kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda hangisini kullanmamız gereksiz olur? Senin bende kalmış kitabın derken anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacaksak eğer, harflendirerek, sayılandırarak, pardon, numaralandırarak ya da hemen anlamlı ve kurallı hale getirelim. Senin kitabın bende kalmış diyebilirim. Hangisini kullanmam
gereksiz olur. Evet, düşündünüz. Kitabın bende kalmış diyebilirim. Senin kelimesini belirtmeme gerek yoktur. Çünkü senini kullanmadığımda cümlede bir gariplik, bir eksiklik olmaz. Ama diğer şıklara bakalım. Örneğin kalmış kelimesini işaretledik diyelim. Kalmış kelimesi gereksiz dedik diyelim. Nasıl oluyor bakalım? Kitabın bende. Senin kitabın bende. Cümlede bir eksiklik var. Yargı eksik olur. O yüzden gereksiz kullanılır diyemem. Bende kelimesini kullansak. Senin kitabın kalmış. Şimdi bende kalması ayrı. Kitabının kalması ayrı. O yüzden cümlede anlam farklılığı olur. Bende kelimesi de diyemem. Ama senin kelimesini kullanmazsam eğer. Ha senin kitabın bende kalmış. Ha kitabın bende kalmış. İkisi de aynı şey. O yüzden seninle kullanmasam da olur. Hangisi kuralsız yani devrik bir cümledir? Yani yargı cümlenin sonunda değil başında ya da ortasındadır. Zamanında yapmalıyız ödevleri. Bakın yapmalıyız kelimesi burada yargı bildiren kelime ve cümlenin ortasında. Yani bu devrik bir cümledir. Ama hemen işaretlemiyorum. Diğer şıklara da bakıyorum. Merdivenlerden koşarak inmemeliyiz. Yargı bildiren kelime inmemeliyiz. Cümlenin sonunda. Bir kurallı cümle eledim o yüzden. Derse geç kalmayalım. Kalmayalım kelimesi yargı bildirir. Cümlenin sonundadır. Bir kurallı cümledir. Eledim. Cevap A diye ortaya çıktı zaten. Annemle evde yemek yaptık cümlesinin kuralsız yani devrik cümle olmuş hali hangisidir? Yargı bildiren kelime yaptık kelimesidir. Burada kurallı cümle olduğu için sonda. Ama ben bunu devrik yaparken cümlenin başına ya da ortasına alacağım. Annemle yemek yapmadık. Aşk hakkında cümleyi olumsuz hale getirmiş. Devrik hale değil. Eledim. Evde annemle yemek yaptık. Burada evet kelimelerin yerlerini değiştirmiş ama yargı bildiren kelime hala sonda. Cümle hala kurallı. Eledim. Annemle evde yaptık yemek. Evet yaptık kelimesi cümlenin ortasına geldiği için cümle devrik olmuş. Cevap C şıkkı.